Evet. Tamam, video da burada. Güzel. Evet. Tamam, şimdi zannederim her şey halloldu. Merhaba Mehmet Yılmaz Hanım, nasılsınız? Merhaba Atilla Bey. Merhaba kardeşim. Evet, ben hazırım. Merhaba Atilla O Bey. zaman Bir evet 3-4 dakika kardeşim. bekleyelim. Tamam, Katılımcılarımız hiç sorun yok. toparlansın. İçeri girdik ya, beklemeye değer yani. 5 sene sonra bizi herhalde çöpe atacaklar abi. Yani bu nedir bu? Baksana bir şeye bile giremiyoruz yani. Atilla Bey, sizle alakalı değil, linkle alakalı bir sorun oldu herhalde Cisco ile ilgili. Ya şey de mi olabilir acaba şimdi? Firewall'um da yüksek benim. Olabilir. Olabilir. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Bunu onlarla ekran, bu ekran sharing mi? Share Şu content. an sizi duyuyorlar, görüyorlar. Siz onları görmüyorsunuz. Eventteyiz. Tamam. Aa, bir dakika. Şunu göstermek istiyorum. Çünkü bunu kullanmayacağım. Şunu görüyor musunuz? Önemli not diyor. Evet. Şuradaki linki paylaşabilir misiniz? Ben bunu göstermek istemiyorum çünkü ama bütün bu seminer için hazırladığım notları bu sayfaya yerleştireceğim. En geç cumartesi sabahı ve sosyal medyada da paylaşıp size bir kopyasını göndereceğim. Eğer Bu linki kopyalayıp bize gönderme şansınız var mı? Biz chat'ten arkadaşlarımıza gönderelim. okay. Copy. Kerem'e gönderiyorum. Evet, gönderebilirsiniz Kerem'e. Kerem Kören. Evet. Tamam. Şimdi bunu sharing'i kapatalım. Evet. Nerede benim ekranım? Buradayım. Tamam. Kapat işareti mi acaba? Mouse'unuzu en üste götürdüğünüzde orada stop sharing yazması lazım kırmızıyla. Ha, tamam abicim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Stop sharing. Okay. Bir 3 dakika sonra 7'yi 5 geçe başlayalım. Ben sunucularımıza sözü bırakayım ekip arkadaşlarıma. Tamam. Hiç acelem yok. Siz nasıl gerekiyorsa yönetin kardeşim. Zamanım sizin şimdi artık. Çok teşekkürler. Yani keyif benim için yani. Sinirleniyorsam kim bunu icat eden hergele kim? Bunlar Zuckerberg'ler mi? Öteki ya onları bir gün vuracağım zaten yani. Canlarını yapacağım onu. Atilla Bey, mailiniz geldi bu arada. Evet. Teşekkürler. Onları ben yönlendireceğim. Yani, evet, isteyen de istediği gibi paylaşabilir. Yani bilmiyorum belki de bir işlerine yaramaz ama yararsa yani detaylı bir prezentasyon hazırlamıştım. Tamamdır. Ama şimdi onu ekran sharing gibi falan hiç denemeyeceğim yani. Hiç denemeyeceğim. Evet, şu anda araba kullanmayı öğrendik, kız yapmaya gerek yok. Doğaçlama da Haklısınız. yapabilirim sanıyorum. İyi bayağı. Bu yalnız Boğaziçi öğrencileri değil, değil mi? İsteyen katılabilir mi? Ben mi yanlış anladım? Evet, bütün üniversite öğrencilerine açık etkinliğimiz. Anladım. Tamam. Güzel. Bayağı iyi bir katılım var. Çok sizin adınıza da sevindim yani. Ben boş sahneye oynamaya alışırım, beni rahatsız etmiyor da. Birkaç dakika içinde başlıyor olacağız.
Tamam, unutmayın bunun kaydını alıp WeTransfer'le bana yollayacaksınız. Bir de sizin kulübün banner'ını, onu ben YouTube'da yayınlayacağım. Bu konuda anlaşmıştık Kerem'le. Hem sizin de bir şey, size de bir faydası olacağımı, ben de para kazanacağım tabii. Şimdi açık konuşmak lazım. Büyük paralar ya, 1 milyon dolar falan gibi böyle işler. O zaman başlıyoruz. Değerli katılımcılarımız, kulübümüz, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün ve alt kurulumuzun düzenlediği bu seneki ilk etkinliğimiz olan Boğaziçi Ekonomi ve Yatırım Sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü iki farklı oturumumuzda ekonomi dünyasına iki farklı açıdan bakacağımız keyifli bir sohbet gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bizimle bugün burada bulunan tüm katılımcılarımıza ve etkinliğimize zaman ayıran değerli konuşmacılarımıza teşekkür ederiz. Sözü ilk önce Boğaziçi Ekonomi ve Yatırım Sohbetleri açılış konuşması yapması için etkinlik direktörümüz Mehmet Yılmaz'a bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için başta konuşmacılarımız Atilla Bey ve Gizem Hanım olmak üzere siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek olan aileme, yönetim kuruluna ve etkinliğin ortaya çıkma aşamasında gösterdikleri özveri ve verdikleri emekler için ekibim Ayça, Kerem, Doğa ve Erdem'e çok teşekkür ederim. Biz etkinliği hazırlarken çok keyif aldık. Umarım siz de dinlerken aynı keyfi alırsınız. Sözlerimi sonlandırmadan söylemek istediğim birkaç şey daha var. Bildiğiniz üzere okulumuzun geçtiği antidemokratik bir süreç mevcut. Sadece bizim üniversitemiz özelinde değil, tüm üniversitelerin demokratik ve özerk olması gerektiğine gönülden inanıyor. Ve bir an önce bu demokratik ve özerk ortamın sağlanmasını diliyorum. İyi akşamlar dilerim, iyi keyifler. Kendisine bu açılış konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Oturumlarımıza geçmeden önce etkinliğimiz süresince sorularınızı hosta yöneltebileceğinizi belirtmek isterim. Etkinliğimizin ilk oturumunda 2022 Dünya Ekonomisi hakkındaki görüşlerini ilk kez bizlerle paylaşması adına sözü ekonomist Atilla Yeşilada'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Her şeyden önce haklı direnişinizi sonuna kadar destekliyorum. Ve gerçekten de tüm üniversite camiasının fikir özgürlüğü ve ifade özgürlüğü için elinden gelen çabayı göstermesini temenni ediyorum. Türkiye'nin içinden geçtiği dönemler malum. Sizi temin ediyorum. Bunlar geçici olacak. Biz de çok yakında Batı medeniyeti içinde yerimizi yer alacağız. Yalnız çok ufak bir sorun var. Şu anda 126 kişi görüyorum ben. Katılan, değil mi? Evet. Yavaş yavaş gelmeye de başlıyor katılımcılarımız. Evet. Ya, yalnız odanın istiha hattı 50. Onun için yarınız katılanların yarısının odayı terk etmesini istiyorum ki arada sosyal mesafe olsa. Kötü bir şaka. Kötü şakalar sunum boyunca devam edecek. Arkadaşlar ben pratisyen bir ekonomistim. Yani teori üretmem. Empirik çalışma da yapmam. Yapılanları günlük hayatta uygularım. İki tane temel görevim vardır. Bunlardan bir tanesi tahmin üretmek. İkincisi ise teorideki ve empirik alandaki gelişmeleri herkesin anlayabileceği bir şekilde ilgilenenlere sunmak. Bu sunum da o şekilde yapılıyor. Yani benim işim, ekmeğimi kazanma yöntemim karar vericilere ekonomiyi tercüme etmek bir anlamda. Şimdi 2022 dünya ekonomisi iki önemli geçişe sahne olacak. Bunlardan bir tanesi COVID-19 sayesinde zaten daha önce başlayan birçok trendin yolunun kesiştiğini, hızlandığını gördük. Dolayısıyla dünya yeni bir paradigmaya geçiyor. Bunun bir alt kırılımı da pandemi nedeniyle hemen hemen her devletin aldığı aşırı genişletici para ve mali politikaların yavaş yavaş sona erdiğini göreceğiz. Bu da
makroekonomik açıdan bizi yeni normale götürecek. Bunları tanımladıktan sonra önce IMF, Dünya Bankası gibi ulusüstü kuruluşların 2022 hakkında ne düşündüğünü izah edeceğim. Eminim ekonomi okuyorsanız biliyorsunuzdur ama aynı sayfada olmamız açısından tekrarlamakta fayda görüyorum. Ben şahsen boş zamanın büyük kısmını kuantum kuramını anlamakla geçiriyorum ve şu ana kadar gururla itiraf edebilirim ki hiçbir şey anlamadım. Daha da büyük bir gururla itiraf ederim ki bu kuramı yazanların da benden daha fazla anladığını düşünüyorum. Anladığım bir tek şey var. Çoklu bir evrende yaşıyoruz ve gelecek taşa kazınmış değil. Bugün atacağımız bir adım, öldüreceğimiz bir karınca veyahut da öldürmeyeceğimiz bir karınca bizi tamamen başka bir geleceğe fırlatabilir. Dünyada böyle. Biz ekonomistler ve ekonometristler aslında geleceğe baktığımızda çok değişik evrenler görüyoruz. Ve görev icabı bunlardan bir tanesini seçerek temel senaryo olarak kabul ediyoruz. Ama öteki geleceklere de kristal küremizin müsaade ettiği kadar bakarak bu senaryonun nerelerde yanlış gidebileceğini da anlatıyoruz. Bunu isteyen işte IMF'nin yeni raporu yayınlandı. Ginopath zannediyorum baş ekonomisinde. Çok değerli bir ablamız, meslektaşımız. Onun açılış konuşmasında da görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce size yeni paradigmayı tarif edeyim. Bu pandemi başlamadan önce de dünyada ekonomi ve iş dünyasındaki tartışma üç büyük teknoloji üstüneydi. İşte sanayi 4, yapay zeka ve nesnelerin interneti. Pandemi gelince bunları unutmadık. Aksine bütün bunların belki de pandemi olmasaydı 10-15 yılda kat edebilecekleri mesafeyi bir yılda kat ettiklerini gördük. Çünkü insanlar evlerinden çıkamıyorlardı. Çünkü insanlar fabrikalara gidemiyorlardı. Bu sebeple sanayide robotlaşma, internet nesnelerin interneti olan uzaktan makinelere erişim ve onları kontrol etme kabiliyeti ve tabii e-ticaret ve işte bu gördüğünüz gibi şu anda Webex, onlara da sevgilerimi sunarım bu arada, gibi uygulamaların hızlandığını gördük. Yani bundan bir sene önce Zoom'un piyasa değeri sıfırdı galiba, şimdi milyarlarca dolar oldu. Dolayısıyla bu pandemi hem insanlığa çok büyük acılar getirdi, hem hepimize olmasa bile çoğumuza önemli dersler öğretti. Ama daha önemlisi dünyanın doğal evrimini hızlandırdı ve mecranı değiştirdi. İşte yeni paradigma bu. Yeni paradigmada neler olacak diye baktığımızda, tabii bunların hepsini anlatırsam bir saatten fazla sürer. Her şeyden önce e-ticarete alışanların rahatlıkla eskisi gibi mağaza alışverişine geri dönebileceğini zannetmiyorum. Yani insan davranışlarında kalıcı bir değişiklik oldu. Artık bireyler ve şirketler ticari hayatlarının önemli bir bölümünü işte bu Zoom türü şeylerde geçirecekler. Birkaç yıl sonra buna hologramlar da eklenecek. Yani bir toplantı odasında otururken aslında 10.000 kilometre ötede olan misafirimiz hologramla gelecek, oturacak ve bizimle sohbet edecek. Tabii iş bu kadar bilim kurgu olarak basit değil. Bu yeni paradigma aynı zamanda bize sağlık konularında uluslararası işbirliğinin ne derece önemli olduğunu da öğretti. Yeni paradigmanın çok önemli noktalarından birisi de Harari diye İsrailli bir düşünür var. İsmini hatırlayamıyorum. Arkadaşlar belki yazarlar altta. Onun kitaplarından birinde, bu arada kitaplarının hiçbirini okumadım, çok açık konuşayım. Niye okuyayım ki? YouTube'da anlatıyor da yarım saatte. İşte insanlığın ikiye ayrılacağını, makinalara hizmet veren ve makinalarla işbirliği yapabilen insanların çok daha zengin olacaklarını, diğerlerinin ise yararsız, adeta marjinaller haline geleceğini söylüyordu. Maalesef bu geleceğe doğru gidiyor.
ve bu kapitalizm için çok büyük sorunlar yaratıyor. Kapitalizm pek çoğunuz tarafından işte emperyalist ideolojinin dayattığı ekonomik sistem olarak görülebilir. Ama bunun yanında dünyada hemen herkes kapitalist çünkü insanlar zengin olmayı seviyor. Ama her sistem toplumun çoğunluğuna refah sağlayabildiği ölçüde hayatta kalır. Bunu beceremezse hayatta kalamaz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda kapitalizmin en önemli görevlerinden biri kalıcı olarak kendi hatalarından dolayı değil ama teknolojik evrimden dolayı kalıcı olarak işsizliğe mahkum edilenlere belli sosyal yardım ve hizmetleri bedava sunmak olacak. Tabii bunun finansmanı ve demokratik toplumlarda bütün menfaatlerin temsil edildiği parlamentolardan da bu yasaları geçirmek en önemli uğraşılarımızdan biri olacak. Yeni paradigmanın diğer önemli bir unsuru iklim değişikliği. Yani iklim değişikliği hep vardı ve bilim insanları 10 yıldır bunun bilimsel bir gerçek olduğunu, bir farazi olmadığını, dünyayı çok büyük meydan okumaların beklediğini biliyordu. Ama pandemi esnasında sanırım insanlık daha uzun ve derin düşünmeye fırsat buldu ve artık bütün yapılan anketlerde iklim değişikliğinin her ülkede toplumun her kesit tarafından önemli bir sorun olarak algılandığını ve bu konuda mücadeleye destek verildiğini görüyorum. Özellikle umarım yanlış söylemiyorum, siz Y ve Z neslisiniz galiba. Biz -15 nesli oluyoruz. Ben piramitlerin yapımında çalıştım, orada başladım meslek hayatım. Konuda yalnız çok ilgili değil, aynı zamanda kendi yaşam davranışlarını da iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için uyarlayan bir nesil. Ve bundan dolayı gerçekten sizle de, bütün sizin yaşınızdaki gençlerle de büyük gurur duyuyorum. Çünkü bizim yapamadıklarımızı siz yapacaksınız değil, yapıyorsunuz. Yani hayata bakışınız, bizim hayata bakışımızda çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi unsurlar yoktu. Bunları 40-50 yaşından sonra öğrendim. Siz hayata bunlarla başlıyorsunuz ve dünyanın karşı karşıya kaldığı ölümcül tehditte çok iyi anladığınız için eminim önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğiyle mücadele çok daha büyük bir ciddiyet kazanacak. Ve en son olarak da, ki bence bu en önemlisi, Soğuk Savaş'ın bittiği yıllardan bugüne kadar tek kutuplu bir dünyada yaşıyorduk. Yani Amerika dünyanın hakimiydi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama son birkaç yılda Çin'in rakip bir güç olarak fevkalade güçlendiğini, her alanda ABD ile rekabete girdiğini ve ona meydan okuduğunu gördük. Rekabet her zaman her yerde iyidir. Adil rekabet iyidir. Ama bundan önceki büyük güçler rekabetlerinin çoğunun savaş veya bir tarafın çökmesiyle sonlandığını da unutmayalım. Önümüzdeki yıllarda ABD ile Çin yalnız ticaret ve teknoloji alanında değil, uzay platformlarından interneti paylaşmaya ve parçalamaya kadar hemen hemen aklımıza gelebilen her alanda yoğun bir rekabete girecekler. Ve bu rekabet özellikle şirketlerin ekonomik davranışlarını kökünden değiştirecek. Burada dünya açısından ideal olan değil ama elde edilebilecek olan ABD ile Çin'in rekabeti bir futbol maçı betimlemesiyle tanımlarsak, maçın hakemini, kurallarını ve sahanın çizgilerini belirlemeli. Yani mesela Çin'in bir gece kalkıp Tayvan'ı işgal etmemesi, Amerika'nın bir gece savaş uçaklarını göndermemesi gibi. Eğer bunu elde edebilirsek daha mutlu bir geleceğe bakarız. Ama özetleyeyim, yeni paradigma bu. Yani bunlar dünyanın yeni parametreleri. 3 yıl önce bunları dikkate almayabilirdik. Ama gerek bireysel hayatımızda, gerek şirketlerin hayatında, gerekse devletlerin aldığı politika önlemlerinde bütün bu unsurların göz önüne alınması gerekiyor. Peki yeni normal nedir? Arkadaşlar, bu terimi zannederim BlackRock adlı bir varlık yönetimi şirketi icat etti ama şimdi çok sık kullanılıyor. 2007-2008 finansal krizinden bu yana dünya anormal ekonomik politikalarla yönetiliyor. Çünkü o kriz çok büyüktü. Bildiğimiz ekonomi politikalarıyla içinden çıkmak mümkün değildi.
bu anormal politikaların çok değişiklikleri, çok değişik yönleri var ama bizim açımızdan işte Fed'in başlattığı QE, yani sonsuz para basma olarak tarif ediyorum, yönteminin dünya ekonomisini değiştirdiğini gördüm. Ve tam bu aşırı para basma süreci bitip faizler yeniden normale dönerken pandemi vurdu. Bu sefer yalnız Fed değil, bütün dünya merkez bankaları ve haklı olarak, doğru olarak para musluklarını sonuna kadar açtılar. Yani hastalığın ateşini parayla dindirmeye çalıştılar. O paranın büyük kısmını devletler borç aldı ve elde ettikleri kaynaklarla da vatandaş, işsiz kalanları ya da hasta olanları veyahut da artan sağlık harcamalarını besledi. Covid'in ben şahsen bu kış veya 2022 sonuna kadar biteceğini zannetmiyorum. Vakit kalırsa bu konuda sorularınızı da cevaplarım. Ama artık bu olağanüstü, gevşek ekonomi politikalarını sürdürmenin anlamı ve imkanı kalmadı. Anlamı kalmadı çünkü çok para basmak ağır acılar çeken bir insana morfin vermeye benzer. Bir süre hastanın acısını dindirir, iyileşmesini kolaylaştırır. Sonra morfin bağımlılığı başlar. Morfin bağımlılığını içinde yaşadığımız dünyaya tercüme edersek, finansal piyasalardaki abartılı coşkunluk ve balonlar oluşması olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da hala bu tartışma sonlanmadı ama dünyanın 1970'lerden bu yana yaşadığı en sert enflasyon dalgasının ortasına girdik. Eğer ekonomi okuyorsanız, belki rahmetli Milton Friedman'ı hatırlarsınız. Enflasyon her zaman parasal bir sorundur. Çok fazla para basarsanız enflasyon artar diye özetleyebilirim. O döneme geldik. Dolayısıyla bunların artık çözülmesi lazım. Normale dönmesi lazım. Peki bu yeni normal ne olacak? Bir, dünya 2021'deki hızıyla büyümeyecek. Büyüme yeniden yavaş. Yani bu bir resesyon değil ama dünyanın optimal, yani motoru ısıtmadan büyüme kapasitesi %4-5'ler arası tahmin edilir. Bu sene işte IMF'nin son tahminine göre 6 büyüyeceğiz. Bu sene, gelecek sene 4'e iner. Enflasyonda da tabii Türkiye bunun bir istisnası. Bunda ne söyleyeceğim ben de merak ediyorum ama biz tamamen uzaydayız yani. Yani enflasyonda da normal 2 ile 3 arasında bir şeyi kabul eder merkez bankaları ve aynı zamanda da ekonominin değişimi için de gayet güzeldir, motorları yağlar. İşte gelişmekte olan ülkelerde 4'e 5'e kadar tahammül edilir. Enflasyonun da bu sınırlara geri döneceğini düşünüyor dünyanın büyük tüm kuruluşları. Dünya ticaretindeki artış devam edecek. Açıkçası bu İngilizce'de finansal bir terim, ukalalığımdan değil, Türkçesini bulamadığım için söylüyorum. Goldilocks, yani her şeyin iyiye gittiği, sabah yediğimiz yulafın ne çok soğuk ne çok sıcak olduğu bir ortama geri döneceğiz. Bu senaryo biraz önce hatırlattığım gibi kuantumun sonsuz geleceklerinden bir tanesi ve en olası olanı. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama yine IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler'in kalkınma örgütü olan UNCTAD, işte OECD, Bank of International Settlement raporlarını okursanız hemen hepsinde aynı noktanın altı çiziliyor. Temel senaryo kesinleşmeye yakın değil. Çok büyük belirsizlikler var. Ve ben bu belirsizlikleri anlatarak şahsi fikrimi de katmak istiyorum. Ama bundan önce bir şey yapacağım. Bu sadece size örnek olmak açısından sigara içenlerin nasıl kanserden öldüğünü göstereceğim. Pardon, dökülen ciğerleri de. Arkadaşlar kusura bakmayın, bu bağımlılık, ben mani olamıyorum. İstiyorsanız kapatayım videomu. Ama Allah rızası için sigara içmeyin ya. Vallahi işte bu hale geliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu temel senaryo gayet olumlu. İşte yeni normale geçtiğimizi gösteriyor. Peki önce bunun sonuçlarını inceleyelim. Yeni normal bize ne getirecek? Birincisi, dediğim gibi biz buna küresel finansal koşullar diyoruz.
finansa, krediye veya öz kaynağa erişmenin daha zorlaştığı bir ortama gireceğiz. Bu noktada Türkiye'ye geçiş yapayım. Şu anda bile biz zaten kaynak bulamıyoruz. Allah kolaylık versin diyorum. Muhtemelen Kasım ayında Fed veya Kasım veya Aralık ayında Fed şu anda dünyanın en önemli para kaynağı olan varlık alımlarını azaltmaya başlayacak. 2022 ortasında da muhtemelen bunları sonlandıracak ve 2023 başında da faiz arttırımına geçecek. Tabii Fed dünyanın tek büyük merkez bankası değil. Avrupa Merkez Bankası biraz geriden geliyor. Japonya ölmüş abi artık. İstediğin kadar doping ver ya, fayda etmeyecek. Ama başka da çare yok. O yüzden zavallı komadaki hastaya sürekli olarak canlandırıcı veriyorsun. Ama Brezilya, Rusya başta olmak üzere Türkiye ligindeki gelişmekte olan ülkelerinde zorunlu sıkılaşmaya geçtiğini, yani faizleri arttırdığını gördük. İşte bütün bunlar küresel finansal koşulların sıkılaşması demek. Türkiye için ne anlama gelir? Şu anlama gelir. Biz dış finansmanımızın büyük bölümünü 3 kaynaktan sağlıyoruz. 1. Kaynağı belli olmayan kaynaklar. 2. Bankaların aldığı sendikasyon kredileri. 3. de banka ve özel şirketlerin tahvil ihraçları. Bütün bunların faizleri yükselecek. Bu Türkiye için ne anlama geliyor? Adam geçen sene %2 dolar faiziyle aldığı sendikasyon kredisini 2023'te %3 ile alırsa bunun TL maliyeti de artacak ve krediler Türkiye için de pahalanacak. Bütün dünya bir miktar yavaşlayacak. 2. artık bütçe harcamalarını hızla arttırıp vatandaşa yardım etme dönemi büyük ölçüde sona erdi. Amerika bu konuda çok hassas değil. Japonya'nın çaresi yok. Ama Avrupa Birliği başta birçok gelişmekte olan ülkenin yavaş yavaş borçlanıp harcamaktan borçlarını ödemeye döneceğini göreceğiz. Bu çok borçlu ülkeler için çok ciddi bir sorun. Çin fark etmez. Çin'in kaynakları sonsuz. Ama Brezilya, Türkiye, tam olmasa da Hindistan, Macaristan, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler borcu geri ödemek için almazlar. Sürekli olarak çevirmek için alırlar. Yani bilançolarının kalıcı bir parçası haline gelir. Ve şimdi bu borcu azaltmak zorunda kalacaklar. Çünkü azaltmazlarsa kredi notları düşecek ve ödeyecekleri faizler yükselecek. Bu çok zorlayıcı bir dönem olur ve bence yeni normale geçişte de gelişmekte olan ülkelerin karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri olur. Biraz önce işte IMF raporunu okuyordum bu sunuma hazırlanmak için. Gelişmekte olan ülkeler pandemi öncesi milli gelir seviyelerini 2025'ten önce yakalayamayacaklar. Ama en geç 2023'te ya borçlarını azaltmak ya da bütçelerinden artan miktarda bir payı borç ödemesine ayırmak zorunda kalacaklar. Bu da çok zor bir denklem tabii. Şahsen Arjantin, Venezuela, Lübnan, Afrika'da ismini dahi bilmediğim bir düzineye yakın ülke genel olarak cari dengesi bozuk, Merkez Bankası rezervleri düşük ve kendi tasarruflarıyla yetinemeyen ülkelerin temerrüte düştüğünü göreceğiz. Yine Euler-Hermes ve OECD raporuna göre 2022 yılından itibaren şirket iflasları da artacak. Şirket iflaslarının artması aslında kötü bir şey değil. Belki Schumpeter diye bir adam var, ismini duymuşsunuzdur. Bu Alman liginde oynayan sol bek Schumpeter değil, ekonomist Schumpeter. Öldü. Onun yıkıcı evrim zannederim Türkçesi. Yani kapitalizmde de bazı şirket ve sektörlerin modası geçer. Bunların iflas etmesi, kaynakların etkin bir şekilde dağıtılması için elzemdir, faydalıdır. Tabii biz pandemi döneminde bütün şirket, yani ayrım yapmanız imkansız zaten. Nokta atışı yapmıyorsunuz yani. Yangının üstüne kovayla su döküyorsunuz. Zombi şirketlerinde yaşamasını sağladık. Ve bunların çoğu artık hayatiyetini ve faydalı olma niteliğini kaybetti. Bunların ortadan kalktığını göreceğiz. Size birkaç sektör vereyim. Ulus ötesi turizm asla eski haline dönmez. Mağaza alışverişleri, AVM'ler asla eski haline dönmez.
konaklama ağırlama sektörü talep olsa da eski haline dönemez. Çünkü çok küçük sermayeli KOBİ'lerden oluşur ve bunların çoğu mesleği bitirdi. Çünkü paraları kalmadı açıkçası. İşte zamanımı çok aşıyorum. Kısaca yeni normal bu. Şimdi bizi bu yeni normalden uzaklaştırıp başka bir kuantum evrenine atacak olan birkaç senaryodan başlayayım. En kötüsünden başlayayım, iyisine de gideceğim. En kötüsü ABD-Çin arasında ama aslında iki dev blok arasında cereyan eden rekabetin dünya ekonomisine hasar vermesi. İşte Trump döneminde ticaret savaşlarını hatırlıyorsunuz. Onun, eğer doğru hatırlıyorsam, ticaret savaşlarının ABD ekonomisine olumsuz etkisi milli gelirin 0.7 puanı kadardı. Çin'in de 0.2 ile 0.4 arasında tahmin edildi. Enflasyona da işte 0.1 puan kadar etki yapmış. Tabii bizde enflasyon 0.1 puan yükselse ne olur, yükselmese ne olur ama Amerika gibi %2 enflasyonla giden bir ülkede ciddi bir katkı bu. Arkadaşlar, bunun finansal bir muharebeye döndüğünü de gördük. Dikkat ederseniz Çin artık yabancı sermaye istemiyor, ya finansal sermaye istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri de Çinli şirketlerin Amerikan borsalarına kota olmalarını istemiyor. Herkes kendi 5G teknolojisini empoze etmeye çalışıyor ve almayanları cezalandırma yönünde. Açıkçası soğuk savaşa geri dönüyoruz. Ve bloklaşma başlayacak. Size şöyle söyleyeyim. Globalleşme, tamam, yine emperyalizm menfaat için icat edilmiş suni bir süreç de olabilir ama ekonomik teoriye baktığınızda globalleşme her mal ve hizmetin olabilecek en düşük maliyette üretilmesi ve tüketicinin refahının artması anlamına gelir. Şimdi siz doğal olarak kurulmuş bu çok uzun tedarik zincirlerini demir bir perdeyle ortadan bölüp iki ayrı tedarik zinciri koyarsanız tabii ki second best'e düşeriz. Yani artık her şey en ucuza değil, demir perdenin kendi kısmında kalan maliyetlere göre üretilecektir. Ve bu dünya açısından iki tane sorun yaratır. Birincisi, işte stagflasyonist bir ortama hazır olmalıyız. Yani şu anda hem işte tedarik zincirleri pandemide, yani önce kapandı sonra açıldı, insanlar adapte olamıyor falan. Bunda çok büyük gerçeklik payı var. Kimse inkar edemez. Ama bazıları da yavaş yavaş şirketlerin, örneğin ABD, AB bloğundaysalar, Çin'le iş yapmanın çok riskli olduğunu görmelerinden kaynaklanıyor. Yine aynı şekilde Asya'da birçok ülkede eğer Batı ile ilişkilerini geliştirirlerse Çin'den dayak yiyeceklerini görüyorlar. Dolayısıyla tedarik zincirlerinde kalıcı bir evrim var. Kısalacaklar. Onshoring, yani ev yakınına getirme süreci başlayacak. Ve arkadaşlar, dünyada Türkiye'ye yatırım yapmayı öğretmekten daha zor tek bir şey vardır. O da tedarik zincirlerini yeniden ayarlamak. Çünkü tedarik zincirleri 5 yılda falan kurulur. Dolayısıyla bu rekabetin dünya ekonomisine kalıcı zarar verebileceğini aklımızdan çıkartmamalıyız. Önümüzdeki günlerde Biden ve Xi Jinping sanal bir zirvede birleşecekler. İnşallah o zaman rekabetin sınırlarını belirlerler. Çünkü bu rekabetin bir de bütün dünya ve insanlık için hayati tehlike olan iklim değişikliğiyle mücadele boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, ya tamam, anlaşamadığımız noktalarda rekabetin kurallarını belirleyelim, onun içinde kalalım. Ama iklim değişikliği global bir sorun. Yani ikimiz de hasar göreceğiz. Gel işbirliği yapalım. Çin'de diyor ki hayır, ya bütün ihtilaflarımızı çözeriz ya hiçbir konuda sizinle işbirliği yapacağımı garanti edemem diyor. Bu önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak en büyük sorunlardan biri ve dünya ekonomisi açısından olumsuz etkiler yaratacak. İkincisi, iklim değişikliği. Arkadaşlar, bu fasafiso değil. Çin'de şu anda enerji krizi varsa en önemli nedenlerinden bir tanesi de Xi Jinping'in de artık yeşil ekonomiyi ciddiye alması ve havayı çok kirleten, sera gazı salan pek çok işte çimento, kömür, demir, çelik üretim tesislerine kapatılması emri vermesi. Tabii onlar kapatıldı, şimdi talep arttı. Açılınca bu sefer enerji kalmadı. Yine aynı şekilde Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir mesele.
Avrupa Yeşil Pakt, Yeşil Anlaşma imzaladı ve tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceğini bilmiyorum ama birkaç yıl içinde Avrupa sınırlarına ithal edilen mallarda, menşeide karbon vergisi alınmamışsa ithalatçılardan alacak. Ve TÜSİAD'ın bir çalışmasına göre bizim yılda 2 milyar eurodan fazla ticari kaybımız olabilir. Dolayısıyla biz iklim değişikliği konusunda adım atmasak da ihracat yapma kaygısıyla yapmak zorunda kalacağız. Ve tabii bunun da maliyetine katlanacağız. Size şöyle söyleyeyim. Geçen gün Avrupa Merkez Bankası'nın bu konuda bir çalışması çıktı. Tabii her yıl değil. Çünkü iklim değişikliği bir anlamda da rastlantısal bir olay. Ama önümüzdeki 10 yıl boyunca iklim değişikliğiyle mücadele her yıl ekonomik büyümeden 10 puan düşürebilir. Yani bunu da yanlış anlamayalım. Mesela Avrupa %2 büyüyorsa bu %1.8'e düşebilir anlamına geliyor bu. Başka bir çalışmaya göre de global olarak iklim değişikliğiyle anlamlı bir mücadelenin maliyeti 2021-2030 arasında yılda 140 ila 300 milyar. 2030'da tabii yumurta kapıya geldiğinde senede 500 milyar civarında olabilir. Bu da ekonomi için ciddi bir tehlike. Ama karamsar değilim. Çünkü Çin, ya hayatta Çince konuşmadım. Çin geografilerinde anlamam ama ya Çin'de tehlikeli fırsat şeyleri arasında, geografilerin arasında bir kalem çizgisi farkı varmış. Yani her fırsat, her tehlike fırsat doğru. Peki burada fırsat nedir? Arkadaşlar mesela iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yepyeni teknolojiler icat ediyor. Ve yepyeni istihdam alanları yaratılıyor. Mesela size bir şey söyleyeyim. Atilla Yaşadın, şahsi öngörüsü. 5 yıl içinde Türkiye'de en çok para edecek meslekler çevre ve ziraat mühendisliği. Gıda çok pahalılaşıyor. Tarımda verimi arttırmak zorundayız. Ama iklim değişikliğinin de dünya ekonomisinde yavaşlatıcı bir etkisi olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bütün bunları toplarsak sonuna geliyorum. Önümüzdeki yıllarda en iyi şartlarda biraz daha yavaş büyüyen, faizleri yükselen ve enflasyonu da alışık olduğumuzdan daha yüksek seyreden bir dünyaya giriyoruz. Türkiye'nin buna hazırlanması çok önemli. Aynı zamanda kötümser senaryoların, yani biz buna İngilizce tail end risk diyoruz. Bazen kara kuğu deniliyor. Olasılıkların normale göre biraz daha yüksek olduğunu kabul etmeliyiz. Bunlardan da ABD ile Çin arasındaki rekabetin ekonomik yansımalarını, iklim değişikliğinin getirdiği hasarı ve bununla mücadele zorunluluğunu ve tabii ki zaten pandemi öncesinde çok borçlu olan ve pandemi esnasında zorunlu olarak daha da borçlanan mali yapısı ve ödemeler dengesi yapısı zayıf ülke ve şirketlerin iflaslarını da tehlikeli olarak görüyoruz. Arkadaşlar, Türkiye aslında bu süreçten Sayın Erdoğan'ın dediği gibi fevkalade karlı çıkabilir. Biz gerçekten Avrupa'nın tedarik merkezi olabiliriz. Sebebi de çok basit. Avrupa'nın çevresinde bizim tedarik merkezi olma hususundaki rakiplerimize bakın. Çek Cumhuriyeti, Beşiktaş kadar, Macaristan, Konya kadar, Polonya, o biraz daha büyük. O biraz daha büyük. Belki Marmara Havzası kadar. Bu ülkeler tabii ki Avrupa'ya ihracatlarını arttıracaklar. Ama gerek sanayi yeterlilikleri, gerek insan kapasitesi, gerekse ölçek ekonomileri olarak Avrupa'ya gerekli hizmeti veremezler. Biz pek çok konuda onlara nazaran çok büyük avantajlara sahibiz. Ayrıyeten tekstil, demir, çelik, düşük katma değerli buhar ve işte yatırım malzemeleri, yatırım makineleri, gıda ve otomotifte zaten belirli bir üstünlüğümüz var. Bunların üstüne inşa edebiliriz. Ama bunun için temel şartlar var. Bu üstünlük, yargı bağımsızlığı ve en önemlisi öngörülebilir hükümet tarzı oluşturması lazım. Yine aranızda ekonomist olanlar
discretionary rule versus rule-based economic management diye iki ayrı uç olduğunu bilirsiniz. Genelde kurallara bağlı ekonomi yönetimini şirketler tercih eder. Biz de maalesef ihtiyari yönetimin dibine gitmişiz. Yani Türkiye'ye diyoruz ki şirkete, Türkiye'ye sermaye getir, fabrika kur, istihdam yap. Bunlar para kazanması 5 yıl sürecek bir süreç. O 5 yıl içinde iktidar mı değişecek, vergiler mi değişecek? O alan tamamen yasaklanacak mı alkolde olduğu gibi? Kimse bilmiyor. Şikayet etse başvurabileceği bir yargı merciği yok. Bu siyasi bir yorum değil bu arada. Yargının bir partinin etkisinde olması bir insan hakları ve ifade özgürlüğü sorunu. Ama bizde ticari mahkemelerde entelektüel telif hakları ve sosyal medyanın getirdiği kartel sorunları gibi çok karmaşık sorunları çözebilecek insan kapasitesine sahip değil. Hukuk fakültelerimiz böyle bir eğitim vermiyor. Dolayısıyla bunlar değişmeden Türkiye'nin çok büyük yararlanacak fırsatların bir kısmından. En son olarak da yalnız Batı'ya bakmayalım. Çin, arkasında politik nedenler de yatsa, bu yol ve kuşak projesi dünyaya çok büyük ilgi. Yol ve kuşak, Orta Asya'yı tamamlayıp Hazar sınırı kıyısına geldiğinde, biz bu projeye orta yol diye bir ekleme yaparak katkıda bulunacağız. Ve inanın bana, Hazar'ı geçtiği andan itibaren, bizim şu anda Avrupa ve Arap ülkeleriyle ihtilaflardan önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yaptığımız ihracatın kat be katını Kafkaslar bölgesine ve Hazar ötesi Orta Asya Cumhuriyetlerine yapma şansımız doğacak. Türkiye'nin geleceği gerçekten parlaktır. Ancak çok açıkça söylüyorum, ya bu iktidar doğru dürüst geleneksel ekonomik politikaları benimseyecek ya da başka bir iktidar gelecek. Bu ikisinden biri gerçekleşinceye kadar biz fırsatlardan asgari yararlanırız, risklerden azami zarar görürüz. Bu karamsar notla bitirmek istiyorum ki arkadaşlara soru soracak vakit kalsın. Siz mi okuyorsunuz? Tamam. Evet, çok teşekkür ederiz öncelikle. Şimdi katılımcılarımızdan bir takım sorular var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bugün yaptığımız açıklamada dolar 9.25 olabilir. Merkez Bankası kura yine müdahale edebilir demiştiniz. Yok, sana gülmüyorum. Sen devam et. Merkez Bankası'nın hangi enstrümanı kullanarak müdahale edebileceğini düşünüyorsunuz? Vallahi yani şu anda herkesin düşündüğünün aksine Merkez Bankası'nın yeteri kadar büyük rezervi var. Kamu bankalarının döviz fazlası var. Bunun da ötesinde olası dış kredilerde, aksamalarda Türk bankalarının yurt dışında muhabir hesaplarında yeterli parası var. Dolayısıyla merkez yani öyle alengirli, perde arkasına iş yapmak zorunda değil. Her gün piyasaya girip döviz fırladığını döviz satsa veyahut da eskiden yaptığı gibi günlük olarak döviz satış ihaleleri açsa doları bu seviyede tutabilir. Çünkü şu anda Türkiye'de çok fazla sıcak para, yani finansal sermaye kalmadı. Yerleşikler dövize geçecekler çünkü kimse enflasyona inanmıyor. Ama o da çok yavaş bir hareket. Yani yerleşikler senede 10-15 milyar döviz alır. Dolayısıyla Türk lirası üzerindeki baskıları bertaraf etmek kolay. Ha, Türk lirasının değer kazanmasını sağlayamazsınız. Zaten sağlarsanız ithalat patlar. Bazı ihracat kalemlerinde İhracat şirketler batmaya başlar çünkü kar marjları negatife döner. Ama dolar TL'yi, tabii global konjonktür başka bir şey, ona getirir, onu istiyorsanız yine anlatırım. Dolar TL'yi 9-9.25 arasında tutmak mümkün. Yapmazlarsa size çok açık söylüyorum, yani ekonomik ve siyasi bir deprem yaşarız. Siz, Tanrı'ya şükrediyorum sizin adınıza, 90'larda hayatta değildiniz. Biz 90'ları yaşadık. Ben o zaman repoya, yani gecelik faizi %120 alıyordum kardeşim. Enflasyon 70'ti, reel faiz 50'ydi. Hakikaten samimi olarak maaşı aldığımızda döviz bürosuna gider bozdururdu. O günleri yaşamak istemiyorsunuz ama böyle devam ederse o günlere geri döneriz. Teşekkür ederiz. Biz de acılar çektik yavrum gençken.
Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Merkez Bankası rezervleri ile ilgili açıklanmalarda swaplerin de ilave edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada iki konu var. Bir, olası bir Türk lirasına saldırı durumunda Merkez Bankası'nın elindeki cephane nedir? İkinci mesele, Türkiye ekonomisinin itibarı ve Merkez Bankası'nın para politikasına müdahale etkinliğinin belirlemesi için net rezervleri var. Şu anda swap sözleşmeleri çıkartıldığında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 30 milyar dolar. Ve bu gerçekten Türkiye için çok büyük bir itibar kaybıdır. Ve Merkez Bankası'nın da gücünü azaltır, kredibilitesini azaltır. Ama olası Türk lirasına karşı saldırılara, yani spekülatif ataklara karşı elindeki cephane, size hesabı vereceğim. Yani siz kendi kafanızda yapın. 120 milyar eksi dandik uluslararası swap, Kore ile yaptığımız swap. Kore bonunu ne yapacağım ben? Ve bundan da altın rezervinin düşülmesiyle elde edilir. Çünkü biz altını Türkiye'ye getirdik. Halbuki bütün ülkeler altın rezervlerini İngiltere, İsviçre veyahut da New York'ta tutarlar ki teminat olarak karşılığında gerekirse döviz borç alabilsinler diye. Dolayısıyla bizim altın rezervi de müdahalelerde gereksizdi. Bütün bunları çıkarttığımızda galiba, yani kaba söylüyorum, yanılıyorsam da dostlarım affetsin, 70 milyar dolar civarında hazır cephanesi var Merkez Bankası'nın. Bir tek istisnası olabilir. Ve inşallah o günleri görmeyiz. Trump'ın o meşhur tweetini hatırlıyorsunuz. Rahibi serbest bırak yoksa canınızı yakarım diye. Arkadaşlar ben o gün, ve eminim siz de gördünüz, banka kapılarında insanların mevduatını çekmek için beklediğini gördüm. Öyle bir ortama girersek o zaman net rezervlere bakılır ve çok çabuk çökeriz, ama öyle bir şey açıkçası öngörmüyorum. Bankalarımız falan sağlam, yani öyle bir şeyde değil, iddiada değil. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz ise Türk ekonomisinin içinde bulunduğu döviz faiz sarmalından kurtulabilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? İlk önce Cumhurbaşkanımızın emekli olması gerekiyor. Çok samimi söylüyorum. Ya vallahi siyaset, yani prensip olarak sizin şimdi kendim için yapmak istemiyorum ama arkadaşlar, bu dünyada yüksek faizi, yüksek enflasyon neden olduğunu düşünen bir tek insan var. O da ne kadar şanslıyız ki Türkiye'yi yönetiyor. Yani bunun açıklanabilecek tarafı yok. İkincisi, serbest piyasaya, tamam serbest piyasa ekonomisi mükemmel değil. İşte market inefficiencies, market failures hepiniz duymuşsunuz. Ama arkadaşlar, gıda enflasyonunu süpermarketleri döverek engelleyemezsiniz ya. Yani hakikaten bunun için de ekonomist olur. Üçüncüsü, ya kardeşim ciddi bir yoksulluk var ve senin pandemi döneminde göğe verdiğin 500 milyar desteğin 450 milyarı kredi. Yoksul adam işsiz, geniş tanımlı işsizlik Ağustos itibariyle %23'lerde. Nasıl ödeyecek bu krediyi geriye? Ödeyemeyecek. O zaman vatandaşına yaşattığın sıkıntıyı bankaların sırtına atacaksın. Ve bankacılık sisteminin bilançoları, batmaz bankalar, bunu demiyorum. Bankacılık sisteminin bilançolarına kötü kredi biriktiğinde onlar yeni kredi veremezler. İşte bütün bunlar şartların getirdiği ya da ekonominin kendi içsel etkisizliğinden kaynaklanan sorunlar değil. Maalesef yönetim sorunu. Ve arkadaşlar çözüm de buradan başlar. Çünkü siz bir gecede Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alabiliyorsanız o ülkede yarın ne olacağını kimse bilemez ve hiçbir ekonomik sorunu da çözemezsiniz. Teşekkür ederiz. Diğer soruyu da söylüyorum. İlerleyen dönemde yapılacak yatırımlar arasından en doğru seçim sizce hangisidir? Döviz kurlarındaki inişleri ve çıkışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi arkadaşlar, bu yatırım önerileri gazetelerde ya da televizyonlarda doktorların sağlık tavsiyesi vermeye benzer. Yani hiçbir işe yaramaz.
doktorun odasına gidip muayene olmanız lazım. Ben birine para konusunda tavsiye verdiğimde her şeyden önce o kişinin ne kadar riski kaldırabileceğini, finansal okuryazarlık düzeyini, gelirini, servet birikimini ve en önemlisi niçin birikim yaptın, yani hedeflerini bilmek zorundayım. Bu sorulara cevap vermeden ortaya herkese aynı boy reçete atmak yanlış, yanlış olmanın ötesinde de tehlikeli olur. Cevap vermeyeceğim, isteyen ekşi sözlüğü açsın, Atilla Yaşı'da da bahsine girsin. 50 sayfa 7 sülaleme küfür var. Ve ben her döviz veya borsa hakkında konuşmadan önce de buradaki sözlerimi tekrarlıyorum. Dolayısıyla bu hataya düşmeyeceğim. Siz de ben veya herhangi bir kimseden televizyon veya sosyal medya üzerinden yatırım önerisi almayın. O adam ya da kadın ne yaptığını bilseydi size öneri vermez, kendisi para kazanır. Dövizdeki iniş çıkışlara gelince, arkadaşlar demin Sayın Erdoğan'a belki de haksız olarak fazla yüklendim. O her şeyin doğrusunu yapsa da dünyada bu yeni normale geçiş sürdükçe, yani bu anlamda Fed varlık alımlarını ne kadar kısacak, Çin ekonomisi ne kadar büyüyecek, Avrupa Birliği gerçekten enflasyonun iki seviyesinde tutabilecek mi, Avrupa Merkez Bankası ne yapacak gibi sorulara kesin değil ama konsensus bir cevap verilmeden kur oynaklığı ne euro dolarda biter ne dolar TL'de biter. Dolayısıyla TL'nin değer kaybının ötesinde her gün çalkantı boyunun yüksek olabileceği en az bir 6 aya hazırlıklı olmamızda fayda var. Bir yatırım tavsiyesi vereyim. Çünkü nasıl olsa kimse uygulayamayacak. Dolar TL opsiyon volatilitesi sözleşmesi alın. Pardon. Atilla Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten ufuk açan bir konuşmaydı. Çok keyif aldık. Sizi ağırladığımız için de gerçekten gurur duyuyoruz. Bu asıl oturumuzun... Asıl ben bütün Boğaziçi ve üniversite öğrencileriyle gurur duyuyorum. Ve hem kendi kariyerlerinizde hem de Türkiye'yi değiştirme konusunda başarılı olacağınıza da %100 eminim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Bu oturumumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Saat 8'de bir sonraki oturumumuza devam edeceğiz.